Sevgili izleyiciler, çeşitli yemek yarışmalarında ödüller kazanan Kayserili şef Gökhan Gümüş, 4 kişilik ekibiyle 21 Mayıs'ta Tayland'da yapılan uluslararası Asya Yemek Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 5000 kişinin katıldığı yarışmada Gökhan Gümüş dünya üçüncüsü oldu. Kayserili Şef Gökhan Gümüş, Tayland'da düzenlenecek olan uluslararası Asya Yemek Yarışması'nda 4 kişilik ekiple Türkiye'yi temsil etti. Ankara'da özel bir restoranda şeflik yapan 28 yaşındaki Gökhan Gümüş, 4 ülkenin mutfak yemeklerini biliyor. Aynı zamanda eğitmenlik de yapıyor. Yunanistan'daki 8. Uluslararası Yemek Yarışması'nın ardından Gökhan Gümüş, Tayland'da düzenlenen uluslararası yarışmaya Burhan Sarıkaya, Taner İba ve Beşir Güneş ile birlikte katıldı. 5000 kişinin yarıştığı yemek yarışmasında jüri üyelerine Kayseri lezzetlerini harmanlayarak sundu. Yarışma sonunda Gökhan Gümüş ve ekibe dünya üçüncüsü oldu. Ben e, Tayland'dan önce Yunanistan'da yarışmıştım. Üçüncü olmuştum. E, daha sonra tek e, davetiye geldi. E, Tayland'dan. Asya Yemek Yarışması'ydı. E, güzel bir ekip, kurup Tayland'a yolculuğumuz başladı. E, Avrupa'dan sadece biz katıldık. Türkiye olarak biz vardık. 5000 e, ahçı yarıştı. Grup, grup olarak. E, başarılı olduk. Kayseri'nin e, mantı olduğu için e, ben bunun içini değiştirdim. Balık etli mantı yaptım orada makarna olarak. Et olarak da bonfile, avokadolu bonfile yaptım. Tatlı olarak da ekibimiz olarak şey düşündük, değiştirdik. Normalde enginar yapacaktık. Osmanlı mutfağından vişne şerbetli ekmek kadayıfı yaptık. Ünlü damak ustası Gökhan Gümüş aslında kendilerinin birinciliği hak ettiklerini fakat Tayland'da bulunmayacağını düşündükleri yemek malzemelerini Türkiye'den götürdükleri için şoklu malzemeler nedeniyle üçüncü olduklarını söyledi. Biz orada gittiğimizde 13 saatlik bir yoldan hani e, gittik. Etimizi, bütün malzemelerimizi biz Türkiye'den götürmek zorunda kaldık. Çünkü bilmiyoruz hani Bangkok'ta nasıl bir ürünlerle karşılayacağımızı. E, bu yarışmaya katılmadan önce tabii ki bir ay çalışmamız oldu. Yani bu yemekler üzerinde çalıştık. Ve e, tabakta e, sunuma bakıyorlar, dekora bakıyorlar. E, ana yemekten baştan e, koyduğumuz karnitürün ölçüsüne bakıyorlar. Karnitörüsüne bakıyorlar. Tabağın sıcaklığına bakıyorlar. Zamanı çok önemli kullanmak orada. El pratiliğine, hani kıyafet, her şeyine. Hani e, sakal, tıraş, turuşun, uçak kullanman her şeyine dikkat ediyorlar. Biz birinciydik normalde de öyle diyeyim. Bizim et kaybetti. Yani üçüncü sıraya indirdi. Etimizi Türkiye'den götürdüğümüz, işte şoklu götürdüğümüz için bizi erittik, tekrardan kullandık. Hani bunlar eti sertleştirdi. Orada marina etme zamanımız olmadı. Türkiye'yi Tayland'ı temsil eden Kayseri'li Gökhan Usta, en iyi şefler tarafından üçüncülüğe layık görülmek bize gurur verdi dedi. Çok mutluyum. Yani Türkiye adına bir şeyler yapmak, işte genç bir ekiple yapmak. Türkiye'de de güzel bir ahçılar var, şefler var, ünlü şefler var. Ama biz bunu başarmak hani gerçekten de ekibim olarak çok gururluyuz. Dünya üçüncüsü olan Gökhan Gümüş TV bir ziyaretinde haber müdürümüz İsmail Şahin ve haber spikerlerimizden Erdal Kadıoğlu'na ünlü şeflerin kıyafetlerini de hediye etti.